Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ömercan Sümerli. Bu videoda arkadaşlar sizlere Bodrum Aquapark'ta geçirmiş olduğum bir günle ilgili bir video yaptım arkadaşlar. Güzel kısa bir video yaptım. Oradaki kaydıraklardan görüntüler olsun ve gidişatla ilgili sizlere de bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar eğer Bodrum Aquapark'a gitmek istiyorsanız size ilk tavsiyem internette Instagram sayfalarından onlara mesaj atmanız ve rezervasyon yaptırmanız. Eğer öyle yaparsanız indirim alıyorsunuz. %10 mu ne indirim yapıyorsunuz ve 55 liraya geliyor. Ama eğer gidip de Bodrum Aquapark'ın yanına yani binaya gidip oradan şey yaparsanız o zaman 75 lira oluyor kişi başı arkadaşlar. Ve sabah bir kere para veriyorsunuz. Akşama kadar 5'e kadar arkadaşlar her türlü şekilde istediğiniz kadar binebiliyorsunuz. Yani kaydırak başı para diye bir şey yok arkadaşlar. Bir kere parayı veriyorsunuz, akşama kadar eğleniyorsunuz. Bodrum Aquapark'a gitmek için isterseniz arabanıza gidebilirsiniz, isterseniz garajdan Midtown servislerine binip orada zaten Midtown'un hemen karşısında Aquapark. Onu size söylerler zaten. Ondan sonra orada kiralamak için plaj milaj şeylerini nedir o şezlong menzlong kiralamaya çalışırsanız arkadaşlar ücretleri yok yine. Orada bir kafe var. Kafeler biraz pahalı ve kartlar takılıyor bileklerinize arkadaşlar. Onun içine para yükletip oradan alışverişinizi yapıyorsunuz. Eğer siz alışveriş yapmak istiyorsanız dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak. Biz çantamıza simit mimit attık ama yasak normalde arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Biz kaydırakları çok beğendik. Size kaydıraklar hakkında da şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Genel olarak kaydıraklarda bir sıkıntı yaşamadım ben. Sadece bir yerde sırtımda küçük bir çizik oluştu. O da birazcık benim konumumla ilgili bir şeydi. Sırayla zaten yeterince güvenlik var. Bayağı bir her kaydırağın bir girişinde, bir sonunda, bir ortasında böyle kaydırak başı ortalama 2-3 kişi oluyor arkadaşlar. Güvenlik konusunda hiçbir sıkıntınız yok. Zaten havuzlar 1 metre 40 santim ile 1 metre 10 santim arasında değişiyor. Öyle büyük bir derinliği de yok zaten arkadaşlar. Yüzmeyi bilmeyen arkadaşlar dahi çok rahatlıkla gidebilir. Sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyem kaydıraklara bineceğiniz zaman en sonda girişin böyle en sonunda turuncu kaydırak var. Kısa direkt kayıyor. Oradan başlayıp yavaş 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 öbür tarafa doğru gelmeniz. İlk başta 4 tane kaydırak var. Uzun yükseklikten aşağı doğru dağın yani biraz da yüksekten aşağı doğru akan kaydıraklar. O kaydıraklardan başlamayın arkadaşlar. Ben onlardan başladım ve bayağı bir tırstım hepsi böyle mi olacak diye. Onlara en son alışa alışa binebilirsiniz. Ben eğlendim, çok eğlendim. Bütün gün yorulduk, dinlendik, eğlendik. Şimdi sizleri orada çekmiş olduğum görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenirseniz like atmayı, düşüncelerinizi yorum yaparak bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.